Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sağ tura daha yakınız. Sağ tur plajını kullanıyorsunuz. İki tane girişimiz var. İki tane araç park yerimiz var. Gayet güzel bir villa izleyeceksiniz. Köşe konumda. Bitişik nizam. Arkalı önlü bitişik nizam ama. Yani yan tarafınızda bir ev olmayacak da arka tarafınızda bir ev olacak arkadaşlar. Girdiğimizde sağlı sollu iki tane geniş yeşil alanımız var. Gerçekten güzel bir bahçe bunlar. Yan tarafta da bir araç park yerimiz var. Oraya da bakacağız birazdan. Buranın satış rakamı 1 milyon 900 bin TL. 1 milyon 900 bin TL. Müteahhit firmayla konuşuldu. Fiyat bu arkadaşlar. Burada da bir araç girişimiz var. Bir barbekü konulmuş. Güzel bir barbekü konulmuş. Geniş de bir ev aslında. Buradan da bir cepheyi gösterirsen Hakan bak. Çok güzel duruyor ev. Müstakil gibi duruyor. Aslında burayı çekmeyi düşünmüyorduk arkadaşlar. Neden derseniz çünkü öyle bir ortada şey var ki herkes kafasına göre bir farklı fiyat yazıp giriyor. Farklı fiyat yazıp giriyor. Müteahhit firmayı arıyoruz. Abi diyoruz bu fiyata ilan girilmiş senin evin. Kardeşim diyor vallahi söylemedim diyor. Adam yemin ediyor yani söylemedim o fiyatı diyor. Ama bir anlaşamamazlık var orada. Her arkadaşlar ya şaşırdılar ya da artık böyle daha da işlerine geliyor. Burada da bir duş alanı var. İstenirse burası tamamen kapatılabilir. Gayet güzel olur. Havuz yapmak isterseniz ön tarafa yapabilirsiniz. Ev güzel aslında. Kullanışlı bir ev. Ama tabii ki biraz daha şehir merkezinden uzak. Girdiğimizde böyle bir kapımız var. Hemen sol tarafta bir vestiyerimiz var. Şık bir vestiyer. Ve arkadaşlar gergi tavan yapılmış. Sağ tarafta da güzel bir banyo lavabomuz var. Küçük bir koridor oluşturulmuş. Mesela gergi tavan burada 3 tane farklı gergi tavan var. 1, 2, 3. Mesela ben bunu çok sevdim. Bu çok böyle geometrik çizimler gerçekten güzel. Burada kadrajın üstüne, merceğin üstüne damla gelmiş çiçek figürü var. Burada sonbahar var. Yani buraya geçtiğinizde ilkbaharı yaşıyorsunuz. Buradaysanız ilkbahar. Oraya geçtiğinizde sonbahar. Burada da matematik dersi çalışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Burada da güzel bir televizyon ünitemiz var. Ama bu gergi tavanlar istediğiniz şekil, şemal, renkte değişebilir arkadaşlar. Evin rengi böyle beyaz arasında pembe karıştırılmış gibi bir renk. 5.78'e 7 metre boyutlarında bir salon mutfağımız var. Oradan dışarıya çıkışımız var. İki tane araç park yerimiz var. Güzel bir tezgah yapılmış. Mat, beyaz dolap kapakları, siyaha yakın bir renkte çerçeveler kullanılmış burada. LED ve spot aydınlatmaları zaten görüyorsunuz. Ev güzel. Güzel ama gergi tavanları bence değiştirmek gerekiyor. Siz aldığınızda sizin için onu müteahhit firmada yapar arkadaşlar. Kullanışlı bir ev. Orta kat daha güzel bence giriş katından. Orta katta da 3 tane oda. Bir ortak kullanım banyo lavabo var. Merdivenin hemen solunda banyo lavabomuz mevcut. Çok geniş güzel bir banyo lavabo. Mesela burada duş için şampuan vesaire koyulabilecek yer yapmış. Mesela Vidra'nın bir duş başlığı yakışırdı bu yere. İsterdim yani olmasını. Burada da çok güzel bir lavabo seçimi yapılmış arkadaşlar. Yan tarafında da makine için yer konulmuş. Mat, parlak hatta biraz daha parlak renkte. Dediğim gibi arkadaşlar daha önceki videolarda da söyledim mi bilmiyorum. Kuşadası'nda da çok yakında ofisimizi açacağız. Oradan da artık hizmet vermeye devam edeceğiz. Gençliğin de verdiği heyecanla her yere ofis açısımız var bu arada. Bodrum, Kuşadası. Güzel bir yatak başlığı yapılmış. Patlama taş kullanılmış burada. Spotlar mesela çok güzel bir spotlar. Bunlar çok güzel. Gün ışığı. Hatta biraz daha gün ışığı mı? Evet gün ışığı. Amber rengine yakın bir renk. Ortaya yine bir gergi tavan yapılmış. Samanyolu. Galaxy. Hepsini görebiliyorsunuz. Burada bir balkon var. Dediğim gibi konum olarak güzel. Sağ tura yakın ama şehir merkezinden uzak arkadaşlar. Yani şehir merkezine yakın değiliz. Bunu söyleyelim. Yürüyerek gidip gelemezsiniz. Çevrede şu an sosyal anlamda bir market, restoran yok. Şu an yok ama ilerleyen zamanda olur mu? Tabii ki olacaktır. Sonuç olarak insanların milyonlarca TL yatırım yaptığı bir bölgeye tabii ki bütün marketçiler akın akın gelecektir arkadaşlar. 4.30'a 3.17 boyutlarında
Bir oda burası da gayet güzel. Süpürgelikler beyaz seçilmiş burada. Mat beyaz çok yakışıyor aslında. Bak mat beyaz mükemmel yakışıyor bu ahşap rengiyle. Burada bir de balkon var. İki tarafta da balkon var. Burada da siteler var. Yani bungalov tarzı evleri şu anda 1 milyon 350'ye 1 milyon 400'e satıyorlar. Bungalov dediğimizde yani tek kat gecekondu. Biz Çorum'da demek ki sürekli bungalovda oturuyormuşuz. Haberimiz yokmuş mesela. Bizim evimiz bungalovmuş Çorum'da. Ben bunu emlak işine girdiğim tarihten itibaren öğrendim. Yani 10 yıldır biz bungalov evde oturuyormuşuz ama bunun farkında değilmişiz. Ya da bizim mesela Alaca'daki evler genelde iki katlı buradaki villalarla aynı neredeyse. Biz mesela villada oturuyormuşuz ama bunu İç Anadolu'da olduğunuz için villa diye adlandıramıyorsunuz. İç Anadolu'da villalar gecekondu. Burada gecekondular da villa sayılıyor. Bir ilginç bir düzendeyiz. Burada da ebeveyn banyolu bir oda var. 3.49'a 3.49 kare bir oda. Yani bu ev için demiyorum. Genelde bütün evler bu şekilde. Mesela köylerde yani herkes hatırlar. Herkes köyde büyüdü tabii ki. Herkesin bir köyü var. Köyde iki katlı evler var. Gecekondu diye anılıyor. O evleri buraya getirip koyalım. Villa. Gerçekten villa. Eski olur, yeni olur ama villa. Orada da gergi tavan kullanılmış. En üst katta da bir tane oda. Bir ortak kullanım banyo, lavabo. Burası da güzel. Güzel. Hep bu renkler aynı ama ya. Siyah, beyaz, böyle siyah beyaz sürekli. Sadece beyaz çok yakışıyor mesela şeye. Banyo, lavaboya sadece beyaz çok yakışıyor. Ya da böyle krem renginde bir beyaz çok yakışıyor. Burada da bir oda var. 4 tane oda var. Rahat rahat yerleşebileceğiniz bir ev. 4.42'ye 4.54 boyutlarında arkadaşlar. 4.42'ye 4.54 boyutlarında. Kulplar da siyah. Kulplar çok güzel aslında. Mat değil de biraz daha parlak. Bunun keşke biraz daha matı olsaydı. Emin olun çok daha güzel olacaktı. Burada da bir ne var? Terasımız var. Yani teras neyi görüyor? Karşıdaki evleri görüyor. Merkez orada. Merkez orada. Biraz uzakta. Şimdi burada neler yapılıyor? Şurada kaç tane yeni başlayan inşaat var. Oradan satıyorlar mesela 115 bin Euro'dan, 110 bin Euro'dan falan ama projeden satıyorlar arkadaşlar. Yani biz öyle yerlere girmiyoruz. Biliyorsunuz kendi işin içinde olmadığımız hiçbir projenin tanıtımını yapmıyoruz. Neden? Çünkü hiçbir projeye güvenmiyorum. Açık söyleyelim. Kendim olmadığım hiçbir projeye güvenmiyorum arkadaşlar. Ya da benim içinde bulunmadığım projeye kefil de olamam yani. 3 kuruş para kazanacağız diye kimseyi de yazıktır parasından etmeyelim. Güzel bir teras var. Yani buraya da zaten kiremit kullanılmış. Kiremit her zaman daha iyidir. Bir sınıf hatta bir iki sınıf daha üsttedir. Shingle'dan ya da diğer malzemelerden sandviç panelden bir adım öndedir arkadaşlar. Kiremit her zaman iyidir. Dediğim gibi burada bungalov evler var. İleride projeler var. Yani burası gelişiyor artık. Çok gelişiyor. Çok gelişiyor. İnsanlar da akın akın gelmeden gezmeden ev almayın arkadaşlar. Gelin bir evi görün. Evi görün. Konumu görün. Çevreyi görün. Çevreyi kesinlikle tanımanız gerekiyor bence. Çevreyi tanıyın arkadaşlar. Çünkü öyle şeyler var ki denize 2 kilometre denilip 4-5 kilometre uzaklıktaki yerleri satanlar var. İşte abi bu fiyat denilip geldiğinde işte fiyat arttırıldı diyenler var. İlan koyup abi işte o satıldı başka bir yer sunalım diyenler var. Bakın bunların hepsini ayırarak gelin arkadaşlar. Sonuç olarak ev alıyorsunuz. Ayakkabı boyatmıyorsunuz. Bakkaldan domates almıyorsunuz. Manavdan salatalık almıyorsunuz. Sonuçta hayatınızın en büyük kararını vermiş oluyorsunuz. Bence buna göre de dikkatli davranmanız gerekiyor. Her yerde proje var. Her yerde yapılan inşaatlar var. Ama ne kadar güvenilebilir? Ne kadar bir garanti verilebilir? Bunu kimse garanti edemez. Çünkü projenin bir garantisi yok. Kim yaparsa yapsın. Nedir? Simpaş bile yapsa bunun bir garantisi yok. Bu arada Simpaş da bizim Çorumlu. Oradan geldi aklıma. İsim vererek, hedef vererek söylemiyorum tabii ama onun bile bir garantisi yok. Çok büyük bir firma ama onun bile garantisi yok arkadaşlar. Bu ülkede kimlerin neler yaptığını bildiğimiz için siz projeden alacaksanız araştırın. Gerçekten araştırın. Metrekarelere, daha önceki yaptığı inşaatlara, daha önceki yaptığı inşaatların metrekarelerine bakın. Öyle kağıt üzerinde 13 metrekare, 15 metrekare, 9 metrekare oluyor ama o yerinde çok farklı olabiliyor. Çok konuştum. Hakkınızı da helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim.